bahsederken daha önce temas etmiştik. Ahlak daha ziyade prensipleri ifade eden bir kavram. Ahlakın pratiği ise edep. Birbirinden ayrılmaz şeyler. Zaten teori çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bunun tipik örneği bilgi ve fiil bağlantısıdır. Çok basit misallerle hep arz etmeye çalışıyorum. Hepimiz terliyken soğuk su içmenin sağlığımızı bozacağını biliyoruz. Böyle bir bilgiyle mücehheziz, cihazlanmışız. Ama yazın göbeğinde, hele bir de biraz iş yaptıysak, şöyle üstü buğulu bir bardaktan soğuk su içmeyenimiz var mı? Yok. Demek ki bilgi denen şey çok kıymetli değil bize empoze edildiği kadar. Doğru davranmak kıymetli. Bunun gibi ahlaki prensipleri bilmek de zannettiğimiz kadar kıymetli değil. Ama o prensiplere uygun fiiller yapmak önemli. O da edep olarak tek kelimeyle toplanmış. Ve hep edebin tarifinde gayet kısa, yukarıdan aşağıya E-D-E-B yazdığımızda eline, diline, beline sahip olmaya, yani sahip olmadığına el uzatmayıp gerektiğinde yetim başı okşamak, gerektiğinde kılıç kabzası veya zamanımızda tabanca, top, tüfek. Asla hücum için değil, sadece müdafaa için. Bunu yapmak, dilini hiç beceremediğimiz bir şey ama Allah'ın kitabında ölü kardeşinizin çiğ etini yemek gibidir deyip tiksindirici bir misal verdiği dedikodudan çekmek. Efendimiz Hazretleri'nin bunu pratiğe indirerek ya hayır konuşun ya susun sözünü dinlemediğimiz malum. Beline sahip olmak da iffetli olmak. Bu. Bu üç kelimeyi yerine getirenler, yani sahip olanlar edepli davranıyorlar. Ama bununla yetmiyor. Emin olun bütün bu bilgiler işin asgarisi. Aynen İslam'ın şartı kaç diye sormuş eskiden kadı efendiler. Bizim tabamızda her türlü din mensubu vardı. Bunun içinde teferruatlı olanlar da vardı yani. Hristiyan, Musevi, Müslümandan ibaret değil. İşte Süryanisi, Ermenisi, Katoliği, Ortodoks falan. Onların da din adamlarını çağırarak kendi dinlerinin üzerine yemin ettirilirdi. Şimdi bir sürü şerefsiz, namussuz adam, namusum şerefim üzerine yemin eder diyor. Ulan şerefin, namusun yok ki zaten. Neye yemin ediyorsun? O ayrı mesele. Bektaşi babası gelmiş, şahitlik yapacak. Doğru söyleyecek misin? Doğru söyleyecek tabii demiş. Sen Müslüman mısın? Müslüman. İslam'ın şartı kaç demiş kadı efendi. Birdir demiş. Ya bu zaten belli zaten demiş. Burnun patlıcan gibi olmuş pırnıktan. Bir. Ne kızıyorsun kadı efendi demiş. Savum selat bizde yok, hac zekat sizde yok. Geriye bir tane şehadet, kelime-i şehadet kalıyor demiş. İşte bunun gibi biz asgari demek olan savum selat hac zekatı yaptığımızda kendimizi adam zanneden bir toplum haline geldik. Bu işin başlangıcıdır. Bunun gibi ahlaklı, yani edepli davranmak, eline beline diline sahip olmak, çok ahlaklı davranmak ve çok edepli olmak değildir. Edepli olmanın başlangıcıdır. Bu başlangıca bile sahip olamadığımız için toplum olarak daha gerisini söyleyemiyoruz. Her kurumun kendine mahsus bir adabı, yani edepleri vardır.
Konuşma adabı. Dinleme adabı. Cami adabı. Ev adabı. Hela adabı. Yatak odası adabı. İş adabı. Mesela bugün hiç camilerimizde bu edebe riayet edilmiyor. Nedir o edep? Camiden çıkarken sırtını dönmemek. Yani bunun daha açık bir tabiri var da ben edep ediyorum huzurunuzda. Kıbleye ve cami-i şerife sırt dönmemek. Şöyle olmuyor. Cuma namazını bacılar yersizlikten dolayı gidemiyorlar, bilmiyorlar ama biraderler biliyor. Ya daha farzın selamını verirken, daimum efendi rahmetullah derken adam ayağı fırlıyor, kaçacak. Veya en önde duruyor, farzı kılıp çıkacak, yara yara gidiyor. Ya madem erken çıkacaksın, geride dur. Ayrıca niye o kadar çıkmak için telaş ediyorsun? Camiye girmek için aynı telaşı göreniniz var mı içinizde? Yok. Ama çıkmak için telaş. Büyüye yer vermek. Bu Rumeli'ye bendeniz sıkça gidiyorum ya, Rumeli de pek fena bu iş. Daha sakalı yeni bitmemiş. Delikanlı geliyor imamın arkasına duruyor. Onun daha arkasında beli bükülmüş, aksakallı adamcağız duruyor. Ben dedim ya bunu dedim, niye öğretmiyorsunuz? Böyle bir edep yok yani. Aman aman dediler. Zaten harpten sonra millet namaz kılmaya başladı. Ondan evvel camide bir imam, bir müezzin vardı. Bir de birkaç tane başka yapacak işi olmadığı için camiye gelen ihtiyar. Biz bu, hele bunlar böyle bir girsinler sonra onu öğretiriz dediler. Pek inandırıcı gelmemekle beraber eh dedik, ne diyeceğiz yani. Büyüye yer vermek. Bu da yok. Otobüslerde işte, yani genel taşıt vasıtalarında eskiden gazete kitap okurlardı. Çocuklar şimdi telefona bakıyorlar. Yanı başında yaşlı, orta yaşlı yani bir hanım, bir bey durabiliyor. Hiçbir şey olmasa sokaktan dışarı bakıyor, pencereden dışarı bakıyor bunu görmemek için. E bu da bir ehvenişer. Neden? E görünce utanıyor demek ki. Daha biraz bir şey var. İşte bu var olan, ki fakirin inancıma göre bu herkeste vardır. Madem ki insandır, herkeste bu vardır. Bu var olanın nefisle örtülmüş üzerini güzellikle açmak, bu madeni ortaya çıkarmak lazım. Doğru davranış biçimini teşvik etmek için önce kendimizin doğru davranması lazım. Ben bu 70 küsur yaşımda beyaz sakalımla metroda bir genç kıza yer vermeliyim. Daha ayakta duracak halim var çok şükür. Aman amca estağfurullah filan dediğinde biz Türkler ve Müslümanlar hanımlara, kızlarımıza özen gösteririz. Benim ayakta durma takatim varken senin ayakta durman uygun değildir diye yüksek sesle söylemeliyim. Belki biri duyar. Bunun gibi fiillerle güzel güzel yapmak lazım. Ha, anlamıyorlar. Hele bir anlamadıklarını kat'i olarak tespit edelim. Sonra nusile yola gelmeyeni etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Bitmedi laf. Kötekle uslanmayanın namı eşektir. O mübarek hayvan niye bu kadar kötülüklere sembol olmuş? Çünkü eşek gabi bir hayvandır. Gabi, anlayışsız, aptal, salak, dangalak, ne derseniz. Anlamaz. Halbuki güzel hayvandır. Hizmeti bol hayvandır. Ama anlayışsızdır.
Niye at veya katır hakaretamiz kelime olmuyor da eşek oluyor? Ondan dolayı. Çobanın eşeği sürüye kurt saldırdığında gözlerini kapatırmış. O kurdu görmüyor ya gözü kapanınca. Kurt da onu görmüyor zannediyor. İşte böyle gabi. Onun için kötekle uslanmayanın namı eşektir. Elbette köteğin de yeri var. Yalnız bu köteği özellikle İslam fıkhındaki var olan dayak cezasını kimse anlamıyor ve herkes ukalalık ediyor. Sokaktaki serserilerin kavga etmesi veya Engizisyon mahkemesi veya filmlerde görülen esiri veya bilmem kimi konuşturmak için yapılan işkence ve dayakla karıştırıyor. Böyle değil ki. Can acıtmak değil, izzeti nefse bir ceza vermektir. İslam hukukundaki dayak cezası. Bir kere ölçüleri var. Sen istediğini dövemezsin. Dayak cezasına kadı efendi hükmedecek. Sonra bir infaz memuru yapacak. Eğer sen ben infaz memuru olmak istiyorum dersen sana tarif edecek kadı efendi, o zaman yapabilirsin. Bakın ne kadar zor. Bu dirsek böğrüne dayanacak. Buradan ayıramazsın. Böğrüne dayanacak. Kolun oynamayacak. Bileğin oynayacak. Dövülecek kişinin sağ elinin serçe parmağından daha kalın olmayacak sopa. Uzunluğu günlük hayatta kullanılan misvak kadar olacak. En uzun misvak ne kadar olur? Hani diş temizlemek için Efendimiz Hazretlerinin sünneti olan misvak diş fırçası uzunluğunda olur. Bilemedin bir karış olur. Ulan bir karış sopayla elin böğründe bileğin hareket ediyor. Vursan ne olur, vurmasan ne olur? Böyle okutmadılar ama mektepte. İslam'dan soğutmak için. İşte İslam ahlakının ana kaynağı olan, ki İslam'ın bütün her şeyinin ana kaynağı Kur'an ve sünnettir. Buradaki hakikatlere hiç temas etmeden indiği mütalayla gazete havadisi seviyesindeki lakırdılarla biz evvela tabi olduğumuzu zannettiğimiz dinimizi bilmiyoruz. Bu dinin gerektirdiği ahlakı da bilmiyoruz. Bir de zamanımızın zıpçıktı alim geçinen cahilleri nerede yazıyor diye soruyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ayet istiyorlar. Bu nevi sual soranlara mutlaka şu cevabı verin sevgili kardeşlerim. Sabah namazının iki, akşamın üç, diğerlerinin dört rekat olduğu Kur'an'da nerede yazıyorsa orada yazıyor deyin. Bakalım ne cevap verecek? Salak. Her şey yazmaz ki. Sen Kur'an-ı Kerim'i namaz hocası mı zannettin? O kadar basit mi? O bir. İkincisi, nasıl ahlak doğru davranışların prensibini tespit eder, edep doğru davranışın bizatihi kendisidir diye tarif ettiysek, Kur'an-ı Kerim de bir prensipler kitabıdır. İçinde hikayeler var, tarih var. Mesela konumuzla ilgili olarak ahlaksız toplumların çöküşünü anlatan Ad kavmi, Semud kavmi, Eyket kavmi, nin batış sebeplerini ahlaksızlık olarak anlatır. Ve biz ne yazık ki, kusura bakmayın, ilimde ayıp olmaz, ahlakı donumuzu hapsetmişiz. Ahlak deyince aklımıza cinsiyet geliyor. Öyle mi? Maalesef öyle.
Ahlakın yegane unsuru cinsiyet midir? Ne emanete hıyanet edenler, ne verdiği sözde durmayanlar, ne yalan söyleyenler. Bunlar ahlaklı, sadece cinsi manada ahlaksızlık yapanlar ahlaksız. Öyle mi? Öyle maalesef, toplumda öyle işte. Böyle değil ki. Onlar da aynı derecede ahlaksız. Hele hele bir de cinsiyet ayrımında erkek yaparsa aslandır, zamparadır, kadın yaparsa iffetsizdir. Ne münasebet? Hangi zihniyet bunu bize kakaladı? O fiil tek kişiyle işlenmez. İkisi de aynıdır. Hani eskiden at arabalarında, öküz arabalarında at veya öküz büyük abdestini bırakır, sonra üstüne tekerlek geçer. İşte biri o, biri o. Yani af buyurun. Biri bok, biri tezek değil. İkisi de bok. Ama niye toplum bunu böyle kabul etmiyor? Bunu anlayabilmek mümkün mü? Bu bir ahlaksızlık değil mi? İşte İslam'ın Efendimiz Hazretleri, asr-ı saadet dönemi, sonra ashab-ı kiram dönemi, sonra tabi'in yani ashabı görenlerin dönemi ve ondan sonra da tübbe-i tabi'in, doğru tabir odur da tebe-i tabi'in derler. Neyse, o bu ilk 1, 2, 3, 4 nesilde yalnızca Kur'ani prensipler ve Efendimiz Hazretlerinin fiilleri yegane örnekti. Sonra özellikle Hazreti Ömer zamanında İran ve Mısır Müslüman olunca ve ondan sonraki Tebe-i Tabi'in döneminde bizim Malatya, yani bugünkü Anadolu toprağı, Malatya şeydir, ilk İslam toprağıdır. Malatya ve Güney'i. O dönemde Malatya'yı kimden fethetti Müslümanlar? Roma'dan, yani Bizans'tan, Doğu Roma'dan. Yani Roma var, Mısır var, Habeş var, putperest Yemen var, İran var, ateşperestler var, böyle. Onların kendilerince ahlak zannettikleri prensipler de işin içine girince, Tebe-i Tabi'in döneminden sonra onların, yani yabancıların, Müslüman olsa da gelenekleri yabancı olanların ahlaki prensipleri ile Kur'an ve hadisi bağdaştırma başladı. Hala öyle devam ediyor. Bunun da çok basit bir formülünü buldu İslam ahlakçıları. Nas'a muhalif olmayan örf aynen Nas gibi, yani hakkında hüküm bulunan bir usul gibi aynen geçerlidir ve Müslümanlar uymakla yükümlüdür. Bir adet var. O adet Nas'a muhalif değil. Ama o adetin içinde bir unsur var. O Nas'a muhalif. Yani biz düğünlerimizde ziyafet veririz. Tamam. Müslümanlığa uygun. Ama bu ziyafette şarap içeriz. Zıkkımı pekini için. İçemezsiniz. O Nas'a muhalif. Onu içinden çıkaracaksın. Bu İslam'ın birinci asrından sonra hala 13 asırdır devam eden ana prensiptir. Dolayısıyla her hususta ayet ve hadis arayanlar bu meseleyi bilmiyorlar demektir. Müslümanlar o ilk dönemde Kur'an'ın emrine uyarak Hazreti Peygamber'in getirdiği öğretileri, tebliğ buyurduklarını, bu tebliğatı da lütfen Femi Muhsin-i Saadet-i Nebi'den çıkanlarla sınırlı tutmayalım.
Efendimiz Hazretleri'nin giyimi, kuşamı, konuşması, davranışı, her şeyi bir tebligattır. Daha evvel belki söylemişimdir. İzmir'de kaç sene önce o Kızlar Ağası Hanı'nı ben pek severim. Acık Müslüman memleketine benzer. İşte civarında Hisar Camii falan. İzmir'in başka yerleri Müslüman'a benzemiyor. Kusura bakmasınlar, ne yapayım? Kutlu şehir, peygamber müjdeli şehir İstanbul'un her yeri Müslüman şehrine benzer. Boğazın dibine gitsen karşıda bir cami görürsün. Beyoğlu'na gitsen Ağa Camii var. Şimdi hele bir de Taksim'de cami var. Yapandan, yaptırandan, hizmet edenden, düşünenden, memnun olandan Allah razı olsun. İşte Efendimiz Hazretleri'nin tebligatına göre yaşayanlar da zaten bir ahlaki problem olmadı. Tabii burada çok önemli bir meseleyi atlamayalım. Hazreti Ömer beni affeder. İyi zampara ve iyi pırnakçıdır. Geçmişi. Ama ne yaptıysa Efendimiz beşer kuvvetiyle mutlaka değil. İçki yasağı geldiği zaman Hazreti Ebubekir Efendimiz gibi toplumumuzun daha ziyade sofu tanıdığı bir zat bile şarapları dökmeyin, kaynatın, tuzlayın, sirke olsun fikrinde olduğu halde dayatmıştır Hazreti Ömer Resulullah Efendimiz'e. Yani Efendimiz'e dayatmamıştır da fikrini dayatmıştır diyelim. Ay zor be konuşmak, nezaketsizlik olmasın diye. Dökelim ya Resulallah, dökelim. Bunlar arada içerler. Dökelim. Öylesine kaidelere sıkı sıkıya sarılan seven bir zat ve teker teker evleri kontrol etmiş. Eskiden şarap fıçısı, destisi, küpü olarak kullanılan eşyayı bile kırmıştır. Niye bunu yaptı? Bu bir misal. Bütün ashab-ı kiram öyle. Efendimiz Hazretlerine öyle bir bağlılık var ki ashabta, onun için ashab-ı kiramın hakkında Efendimizin buyurduğu gibi ashab-ı, benim sohbet arkadaşlarım, kennecumi, yıldız gibidirler. İktedeytum, ihtedeytum. Kim onlara iktida ederse, uyarsa hidayete erer. Her biri için bu böyle. Tabi aralarında gayet tabi fazilet bakımından ba'dukum ala ba'd, bazıları bazılarından üstündür. Amen. Ayrı mesele. Ama her sahabi, sahabi olmayan her Müslümandan peygamberler dahil üstündür. Ama Hacı Bayram Veli Efendimiz'in tabiriyle söylersek, bir velinin başının yükseleceği en yüksek yer bir nebinin ayak ucudur. Çünkü her nebi vahiy ilahiye muhataptır. Dolayısıyla bu farkları bilip beraber düşünmek lazım. Çok kategorizasyon tefekküre aykırıdır. Yeni durumlar, yani hicretin ikinci asrının ortalarında yeni durumlar ortaya çıkmaya başlayınca farklı ahlak anlayışları, Kur'an ve hadise dayanmayan ahlak telakkileri ortaya çıkmakla birlikte temelini Kur'an'dan alan, Efendimizin hareketlerinden örneklenen, ashabın hayatı ile şekillenmiş olan geleneksel İslam ahlakına bağlılığı ilke edinen anlayış asla yürürlükten kalkmadı. Hep yürüdü. Bu konuda kitap yazılmaya başladı. Hicri 2. asrın ortalarında. Ve çok zengin bir
gavur tabiriyle literatür, yani yazılı kaynak ortaya çıktı. Tabii hadislerin tasnif edilip kitaplaştırılması, İmam Buhari Hazretleri ile başlayan faaliyet de ehadis-i nebeviyenin kulaktan kulağa intikaliyle yetinmeyip yazılı kaynağa başvurmak bakımından çok önemli bir ahlak kaynağı oldu. Bütün kütüb-i sitte çok önemli bir ahlak kaynağıdır. Yazılı olmak bakımından. Ayrıca diğer, yani bu hadis mecmualarının içinden çıkarılmış özel konuları risale halinde yazıp, çoğaltıp, dağıtan ahlakçılar, ahlak hocaları. Mesela ihsanın, ikramın yüceliğine dair kitab-ı bir diye. Yani ebrar kelimesi var ya, bir sahiplerine ebrar denir. Siz sevdiğinizi, sevdiğiniz için sevdiğinize vermezseniz sevdiğinize kavuşamazsınız. Mealinde ayet var ya, işte o vermenin yüceliği hakkında birçok kitabı bir diye kitap var. Davranış biçimlerini tertipleyen, özen gösteren kitabul adablar var. Sonra prensipleri daha çok ortaya koyan kitab-ı husnül hulklar var. Yani husn güzel, hulk ahlak, güzel ahlak kitapları var. Bu mesela ferdi davranış biçimlerini tertipleyen İmam Buhari'nin El-edebül müfret, yani kişilerin ferdi olarak nasıl edeplenmesi lazım? Orada yazıyor mesela. Elinizi belinize koyduğunuz zaman duvarına değecek kadar küçük bir mahaldeyseniz belinize peştemal bağlamadan gusül abdesti alabilirsiniz. Daha büyük bir mekandaysa gusül bir ibadettir. Çırılçıplak gusüllenilmez. Burada yazıyor. Söyleyeyim de ben. Bir de peştemal çıkardım başımıza. Diye durun siz. Siz değil canım. Duyanlar. Abdullah İbni Mübarek'in Kitab-ı Zühd. Yani zahit olarak yaşamanın prensiplerini ve davranışlarını anlatan kitap. Bunlar çok eski kitaplar. Ve bütün hicretin bir buçuğuncu asrından günümüze kadar devam eden Ehadisi Erbain. Onu daha önce de bir başka bir vesileyle arz etmiştim. Mesela Saadettin Konevi Efendimizin iki tane vardır. Yani benim 40 tane hadisimi ezberleyene şefaatim icap eder mealindeki hadise dayanarak büyük alimlerimiz 40 hadisi, seçtikleri 40 hadisi şerh etmişler, kitaplaştırmışlar. Yani 40 tane hadis dediğin şöyle şöyle kitaplardır ha. Bunların da hepsini birer ahlak kitabı olarak kabul etmek lazımdır. Fıkıh konularındaki ameli ahlak bütün fıkıh kitaplarında da ahlakın ameli kısmı, yani edebe ait bilgiler elbette bulunur. Tefsir ilminde dünya ve ahiret ayrımının yanlış olduğunu arz etmiştik. Oradan verelim. Bu edebi dünya ve din çok geniş konulara değinmesi itibariyle ilmi, fikri ve bilhassa edebi üstünlüğü. Tabii Arapça olduğu için bilmiyoruz, ama bilmiyorum Türkçe'ye tercüme edip bastılar mı onu bilmiyorum. Her devirde
bütün İslam ülkelerinde en çok okunan ahlak kitabı olmuştur. Maverdi'nin kitabı. Tabii bir başka önemli kitap da İbni Hazım'ın kitabıdır. İbni Hazım, Efendimiz Hazretleri'nin bütün hareketlerini birer ahlaki prensibe bağlayıp birer edep göstergesi olarak El-Ahlak ve-Siyer. Siyer zaten Efendimiz Hazretleri'nin hayatından bahseden kitap. Siyerden istifade ile ahlak öğretmiştir. Bu da çok önemli bir kitap İbni Hazım'ın. Mekarimül Ahlak. Bu bir hadisin, hadisten alınma kelimedir. Ben mekarimü ahlakı itmam için gönderildim diyor. Yani İslam'da ahlakın ne kadar önemli olduğu Efendimiz Hazretleri'nin bu sözünden belli. Ben size yeni bir din getirmedim. Büyük ceddim İbrahim'in tebliğ ettiği dinin zaman içinde başka tesirlerle bozulmuş, ibadet tarafı kaybolmuş, yalnızca tevhid anlayışı olan dini teferruatını ve eksiğini anlattım. Dinin eksiği değil de Hazreti İbrahim'den bu tarafa eksiltilmiş olan taraflarını anlattım ve mekarim-i ahlak, ahlakı tamamlayıcı olarak geldim. Efendimiz Hazretleri kendi geliş sebebini ahlaka bağlıyor. İslam'daki ahlakın ehemmiyetini bundan daha fazla anlatacak bir ifade herhalde yoktur. İşte Ebu Nasr et-Tabersi'nin Mekarimül Ahlakı bu bakımdan çok önemli. Daha başka kitaplar var da artık bunlara fazla şey olacak. Literatüre merak eden bakar sonra. Bir de siyaset ahlakıyla ilgili kitaplar yazılmıştır. Bu Allah kazadan beladan saklasın Cumhurbaşkanı çok güzel ifade ediyor. İnşallah öyle de fiil işlerler hepsi. Biz millete efendi olmak için gelmedik. Hizmet etmek için geldik. İşte siyasetin esası budur. Ama bunu yapan tarihte çok az adam vardır. İşte böyle yapmadıkları için mesela Nizamül Mülk gibi bir zat hep Alparslan'ın veziri olarak meşhurdur ama Nizamül Mülk çok büyük bir ahlakiyatçıdır. Aynen İbn-i Sina Hazretleri'nin doktor olarak tanınmasına, tabip olarak tanınmasına karşı doktorluğundan daha önemli bir tarafı vardır. Gelmiş geçmiş en büyük mantık alimidir. İbn-i Sina'nın doktorluğu yani tabipliği mantık alimliğinden sonra gelir. Ama mantık pek günlük hayatta lazım olmuyor bize. Doktorluk daha çok lazım oluyor. Onun için İbn-i Sina'yı öyle biliyoruz. Şey de öyle. Nizamül Mülk de böyle. Nizamiye medreselerini kurup ders programına ne diyorlardı? Müfredatı tespit eden zattır. Bir üniversitenin müfredatını, medrese demek üniversite demek. Bir üniversitenin müfredatını tespit edebilecek ilim birikimi kimde bulunur? Alimde bulunur. Öyle bir alimdir. Onun siyasetnamesi, Siyasetname isimli kitabı siyasi ahlak bakımından çok üstüdür. Keza Kabusname, Nasihatname, Pentname Feridettin Attar'ın. Hazreti Mevlana'nın en çok okuduğu kitaplardan biridir. Mükerrere okuyor Pentname'yi. Nedense. Attar'ın çok önemli bir kitabıdır. İşte daha sonra bizde özellikle Osmanlı toplumunda teşkilatlanmasıyla göze çarpan fütüvvet
teşkilatındaki ahlaki prensipleri ortaya koyan fütüvvetnameler. Bunlar çok önemli. Bunlar, yani bunlar klişeleşmiş isimler, o kitaplar. Ahlaki ve dini mahiyette pek çok kitap yazılmış. Ayrıca mev'iza kitapları, yani mev'izaya baktığınız zaman lügat manasında vaaz kitabı manasına gelir. Halbuki mev'iza sadece vaaz demek değil, aynı zamanda ahlak kitabıdır. Son dönemde en önemli mev'iza kitabı Muzaffer Efendi Hazretleri'nin irşadıdır. Üç ciltlik irşadıdır. Onun üç ciltlik Envarül Kulubu da var. Var. Ama irşat başka. Neden başka? Ben bilmiyorum. Çünkü kendi de bilmiyordu. Neden başka? Başka işte. Ömer Nasuhi Efendi'yi biliyorsunuz. Çok kısa bir müddet Ahmet Hamdi Efendi göçtükten sonra Diyanet Reisi yaptı. İstanbul müftüsü. Büyük alim. Fakire sorarsanız 20. asrın en büyük alimi. Yani müfessir, ilmihal yazarı filan ama onun yazdığı Hukuku İslamiye ve Islahat-ı Fıkhiye Kamusu isimli kitabı 6 cilttir. Daha yazan yok. Öyle bir büyük alim. Dükkana gelmiş Muzaffer Efendi. Tabii, efendim buyurun. Yok Muzaffer demiş, girmeyeceğim, otur. Bir şey söyleyip çıkacağım. Senin demiş, bu elinde de irşadın ikinci cildi. Daha üçüncü cilt daha çıkmamış. Ben bu kitabı okudum. İçinde bilmediğim hiçbir şey yok. Hepsini biliyorum. Ama sen bu kitabın içine ne koydun da her okudukça ağlıyorum. Allah emsalli çoğalsın, hadi Allah'a ısmarladık. O kadar, kapıdan. Ne koydun? Efendim de bilmiyordu ne koydun. Ama bir şey koymuş. Birileri bir şey koymuş. Önemli bir bir de çok kolaydır okuması, çok basittir. Bir defa okursanız basittir. Bir daha okursanız değişir. Üçüncüyü okursanız anlamadığınızı anlarsınız. Dördüncü, beşinci de anlamaya adım atarsınız. Bu da benden size kopyaydı. Bu ahlak kitaplarıyla ilgili nerelere müracaat edelim diye soran olursa, Bursalı Mehmet Tahir Bey'in Ahlak Kitaplarımız diye bir bibliografya çalışması vardır. Ondan istifade edebilirsiniz. Oradan bakarsınız. Keza Mehmet Ali Ayni Bey'in Türk Ahlakçıları diye 1939'da hem de, yani Latin alfabesiyle basılmış kitabından istifade edilebilir. Ve bu kitapta 10 ahlakçı ve onların kitapları. Keza kitabın ismi bence ahlaksız ama kitap iyi kitaptır. Agah Sırrı Levent'in Ümmet Çağında Ahlak Kitaplarımız diye bir bibliografi. Ümmet çağı. Yani geri demek istiyor. Çünkü bu memleketin ciddi, resmi milli eğitim sisteminde ümmetçilik geriliktir. Modernliğe, moderniteye aykırıdır. Akif Bey ümmetçi olduğu için İstiklal Harbi, İstiklal Marşı şairi olmasından başka kıymeti yoktur. Ziya Gökalp Türkçüdür, Turancıdır. Onun da tefekkürü çok önemli değildir. Biz böyle okuduk lisede. Bugün 60 yaşın üstündekiler liseyi böyle okudular. Geriye de neyse. Ümmet çağında. Ulan ümmet çağı kıyamete kadar devam edecek. Genel bakışın dışında İslam'da İslami ilimler işte kelam ilmi diye bir ilim var. Kelam ilmi İslami her türlü prensibin
itikat, amel, ahlak prensiplerinin akıl ile bağdaştırılması ilmidir. Efendimiz Hazretlerinden de, ashabtan da, tabiinden de, tebai tabiinden de sonra doğmuş bir ilimdir. Özellikle eski Yunan klasiklerinin tercüme edilmesinden sonra Arapçaya yeni yeni tefekkürler çıkmaya başladığında bazı hususların akılla bağdaşmayacağı ileri sürülüp imanlar bulandırılmaya çalışılmıştır. Abbasilerin orta döneminde nitekim Harun Reşit, Memun, Mutasım zamanında işte Mutezile o zaman çıkmıştır. Mutezile doğru bir noktadan çıkmış ama sonunda sapıtmıştır. İşte kelam ilmi bu nevi sapıtıklıkların önlenmesi için İslam'ın yaratılış neydi ya? Natürel diyeceğim, şimdi hiç yakışmayacak. Fıtri, tabii, insani olduğunu ilmi verilerle açıklayan bir ilimdir. Makbul bir ilimdir. Ancak bir tehlikesi vardır. Elinden tutan olmazsa, kelam ilmine dalarsan sonun inkar olur. Çünkü mesela göz açıp kapayıncaya kadar Saba kraliçesi Belkıs'ı tahtı ile beraber Süleyman aleyhisselam bir göz açıp kapayıncaya kadar San'a'dan yani Yemen'den Kudüs'e getirdi. İnanmazsan kafir olursun çünkü ayet var. Akla aykırı bu olmaz öyle şey dersen de kafir olursun. İşte bunu yapmamak için, oradaki hikmetin başka bir şey olduğunu anlamak için, sizin de aklınıza takıldıysa bu ayetin tefsirlerini okuyun. Tefsir okumayın, tefsirlerini okuyun. İki tane değil. Evet, iki de Türkçe'de ler ekiyle anlatılır ama iki yetmez. Bak, her düzlem üç nokta üzerinde durur. İki tane düzlem üzerinde duran sadece insandır. İki ayak üzerinde durur. Ama eşya hep üç ayaktadır. En az üç tane okuyun. Tefekkür de üç üzerinde durur. Neyse. Kelam ilmi akılla her şeyi izah ede ede adeta aklı tanrılaştıranlara zemin hazırlar. Bu bakımdan mutlaka kelam ilmiyle meşgul olacak olanların elinden tutan birinin olması lazımdır. Kendi kendilerine olurlarsa sapıtırlar. Ama lazım bir ilimdir. Özellikle münkirlere çok ciddi, fıtri bilgiler verir. Kelam ilmi açısından da ahlakın özel bir önemi vardır. Kader ve kaza meselesinde kelam ilmi önemlidir. Bu kadar fazla yerlere girersek çıkamayız. Çıkarız altından da laf uzar. Ama kaza ve kader meselesiyle ilgili inkara sapmamak için kaza ve kaderin de ahlak ile izah edilmesini önerir kelam ilmi. Kader ve ona bağlı olarak irade ve ihtiyar, yani muhtar olma, seçme hürriyeti, adalet, hüsn, yani güzellik, estetik, kubuh, yani hayrı ve şerri seçme kabiliyeti,
Salah, salahın şiddetlisi aslah. Yani salih olma. Sadece Allah rızası gözeterek her şeyi yapma. Hatta daha ileride rızayı da kaldırma. O bizim işimiz değil de öyle bir şey var diye arz etmiş olayım. Büyükler namaza Allah rızası için namaza diye durmazlar. Allah için namaza diye dururlar. Farkı anlayan anlar. Bu konularda yapılan tartışmalar dışarıda, İslam dışında, metafizik alanda kalmıştır. Ama bizde ahlaki neticeler vermiştir. Hem kader inancı, hem irade hürriyeti, yükümlülük ve sorumluluk, ceza ve mükafat. Aslında ceza zaten mükafat kelimesini içerir de, ceza karşılık demektir biliyorsunuz. Yani size iyilik yapan birine de Allah cezanı versin demeniz, kelime manası olarak doğru. Ama iyilik yapan adam Allah cezanı versin diyorsan, lan amma nankör herif cevabını alırız. Çünkü ceza karşılık demek. Ama biz cezayı müeyyide, yaptırım olarak algılıyoruz. Çünkü ceza, mesela Araplar bunu kullanıyorlar, bizim toplumumuz kullanmıyor. İşte mesela bir bardak su verdin ihtiyar amcaya, cezaken hayırdır. Allah sana hayırlı ceza versin diyor. Yani hayırlı karşılık versin diyor. Bendeniz o duaya bir de şey ilave ediyorum, kolay. Yani işte Allah hayırlı olsun ben, ya hem hayırlı hem kolay olsun. Bazı hayırlılar zor oluyor ha, kolay da olsun. Bu birbirine zıt gibi gözüken sorumluluk, yükümlülük, ceza, mükafat, kader, irade. Bunların ahlak felsefesinin başlıca problemlerinin tenakuzu daha asr-ı saadette tartışılmaya başlanmıştır. Hazreti Ali Efendimiz'in sözünü hatırlatayım bu mevzuda. Kaza ve kader şeytanın en çok at oynattığı sahadır. Tefekkürle çözmeye çalışmayın buyuruyor. Neyle çözeceğiz peki? Hisle çözülür. Çünkü beş duyuyla algılanmadan madde insanın başka algılama noktaları daha vardır. Hisler çok önemlidir. Biz tabii hislerimizi iyi tahlil edemeyebiliriz. İradi gönülden mi geliyor, nefisten mi geliyor filan. Onların ölçüleri var. Günde öğrendiğimizde geçer. Efendimiz Hazretleri bu konunun akli tartışmalara açık olmadığını beyan etmiştir. Akli tartışmalarla değil, başka tartışmalarla. Çünkü akıldan ibaret değiliz biz. O başkanın ne olduğunu bulacağız. Bu tartışmayı da akılla yapacak olanlara yasak koymuştur. Akılla tartışmayın bu mevzuları. Daha sonra dini, fikri, siyasi, içtimai yani sosyal gelişmeler yine 2. asrın, Hicri 2. asrın başlarından bu tartışmaları sistematize etmiş. Eski Selefi Salihin alimleri daha çok fıkıh ve hadisle meşgul olmuşlardır. Onun için fıkıh ve hadis mükellefiyetleri daha çok konu edindiği için bugün kendine selefi diyenler ama Selefi Salihinin yaşadığı hayatın zerresini yaşamayanlar, bilmem ne marka arabaya binip dünyanın en pahalı yatıyla gezmeye gidiyor, o zaman seleften değil.
Ama ibadet ve taat konusunda biz selefiyiz. Hadi lan, kime yutturuyorsun? Ama selef-i salihin efendilerimiz fıkıh ve hadisle meşgul oldular. Onların alimleri. Yani mükellefiyetler. Doğru yapalım. İşin doğrusunu yapalım. Allah'ın kudret ve iradesinin mutlaklığını tartışmadılar. Ama insanın yükümlülük ve sorumluluğunu da reddetmediler. Ne zaman ki bunlardan birini birine tercih edenler başladı, işte cebbariler gibi sapıklıklar türedi. Allah bana bunu Cebrail yap. Hala var ha. Sorduğunuz zaman ben itikatta maturidiyim, amelde hanefiyim, ehli sünnetim. İyi. Sonra ulan niye içiyorsun? Allah istese içirmez bana bunu. Cebri farkında değil. Yani sapık bir mezhepte. Cebri mezhepte. Elbette Allah sana içirmez istese. Şeytana da isteseydi Hazreti Adem'e secde ettirirdi. Hazreti Adem'e de isteseydi yasak meyveye yaklaştırmazdı. Onu biliyoruz. Senin mesuliyetin nerede? Niye Allah'a atıyorsun kabahati? İşte böyle kaderiye ve cebriye gibi sapık itikadi mezhepler türedi. Bunlar dengesizliklerdir. Bakın kardeşlerim, eğer bir şeyi kabul edip diğerlerini ve etrafını reddediyorsa bir laf, bir fikir, bir adam sapıktır. Ben bunu tercih ediyorum, herkesin bunu demeye hakkı var. Yegane doğru budur deme hakkı yok. Onun için bu dengeleri muhafaza etmemiz lazımdır. Bazı Emevi yöneticileri, bana sorarsan bu bazı değil, bir iki istisnası dışında hepsi, Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri gibi, İkinci Muaviye Hazretleri gibi, bunları doğru bilin. Pek çoğu haksız uygulamada bulunmuştur. Bir kere Ehl-i Beyt'e ve Evlad-ı Resul'e pek çoğu zulmetmiştir. İmam-ı Azam Hazretlerine de zulmetmişlerdir. Zalimdir, çoğu zalimdir. Bunları ilahi takdirin bir gereği olarak empoze etmeye çalışıyorlar. Bakın bu da ahlaki ve itikadi olarak sapıklıktır. Bunlar biraz ağır konular ama bu şunu gösteriyor aynı zamanda. Muaviye'nin kurduğu babadan oğula geçme saltanatın İslam'la bağdaşmayacağı. Osmanlı da öyleydi. Ben Osmanlı'nın doğru bir sistem olduğunu söylemedim ki. Ama bizim padişahlarımızda öyle sapık çıkmadı. O ayrı mesele. Ama sistem doğru değildir. Efendimiz Hazretleri'nin tatbik ettiği, işaret buyurduğu, Hulefai Raşidi'nin tatbik ettiği, işaret buyurduğu sisteme muhaliftir. Babadan oğula geçmez hiçbir şey. Dünya malı geçer. O kadar. Bunun dışında hiçbir şey geçmez. Abi bazen siması da benzeyebilir, bazı huyu benzeyebilir filan. O zaten elde olan bir şey değil. Ama devlet idaresi geçmez. İşte yaptıkları zulmü Allah'ın takdirinin gereği olduğunu söyleyerek yaptıklarını meşrulaştırmak istiyorlar. Ve hayatları boyunca da meşrulaştırdılar. İşte Hasan-ı Basri Hazretleri'nin çok büyük bir alimden madde zaten 8,5 olmuş bu paydos. Efendim,
Zaten edepsizden ilim zuhur etmez. Onun için Hasan-ı Basri Efendimiz hem reisül tabiindir, yani tabiinin en yücesi olarak kabul edilir. Bu bakımdan büyük alim ama büyük de bir ahlakiyatçıdır. Zamanın Emevi halifesiyle olan konuşmasına önümüzdeki sohbetimizde oradan devam ederiz inşallah. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.